Şimdi tabii mektuplar arasında geçmese de konuyla bağlantılı olduğu için Mesnevi Nuriye'den Bediüzzaman Hazretleri'nin 1922 yılında Büyük Millet Meclisi'ne karşı hitap ettiği bir beyanname var. Onu buraya atfen almak istiyoruz. Tabii bu konu birinci konuda ifade edilen açıklamaların daha iyi anlaşılması için buraya alındı. Bediüzzaman'ın Mustafa Kemal'e dost olamayacağının sebeplerinin başında Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu bu konuşmadaki temel yönetim yaklaşımları ve meclis iradesinin üstünlüğü, bu İslam milletinin sosyolojik yapısı gibi temel yaklaşımlar bu beyannamede ifade edilmiştir. Sizden ricamız Hüseyin Bey, Mesnevi Nuriye'deki bu metnin bize bir analizini yapmanız ve Bediüzzaman'ın yaptığı uyarıların ve söylediği görüşlerin hakikatini ve anlamını, yeni bir başlangıcın tazeliğindeki önemini, ilk düğmeyi doğru iliklemenin ne anlama geldiğini bu beyanda bize anlatmanızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bugünlerde ülkemiz ve ülkemizin etrafı çok ciddi ve katmanlı sorunlarla karşı karşıya. Bunları azaltmak, hayırları celbetmek, şerleri def etmek için Risale-i Nur talebelerinin hizmetlerini artırmaya ihtiyacı var inşallah. Bu noktadaki çabalarımızı da sürdürelim, artıralım. Çünkü çok ciddi bir dönemden geçiyoruz diye düşünüyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Başta sizlere ve tüm değerli dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Konumuzun ağırlığı cihetiyle biraz uzun sürerse kusura bakmayın. Vaktimizi ileride telafi ederiz geçmiş olduğu gibi. Ama ben mümkün oldukça hızlı anlatmaya çalışacağım. Üstad Said Nursi, İstanbul işgalinin bitişinden yaklaşık bir ay sonra defalarca davet edildiği Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni başkenti Ankara'ya 7 Kasım Salı günü 1922'de trenle teşrif etmiştir. Üstad Ankara'ya İngiliz işgalinin son bulduğu 6 Ekim Pazartesi 1922 tarihinden tam 31 gün sonra 6 Kasım 1922 günü İstanbul'dan trenle ulaşmıştır. 2 gün sonra 9 Kasım Perşembe 1922'de TBMM'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hoş geldin merasimi yapılmıştır. Bitlis mebusu Arif Bey ve arkadaşlarının davetiyle kürsüye davet edilir. Kürsüde milli mücadele gazilerini selamlar, tebrik edip dua eder. Bu haber 10 Kasım 1922 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde haber yapılır. Antalya mebusu Rasih Kaplan bu merasimi kürsüye teşriflerini ve dua etmelerini kendilerinden rica ederiz sözleriyle anons etmiştir. 9 Teşri Nisani 1338 yani 1922 yılı 9 Kasım Perşembe günü TBMM Meclisi Zabıt Ceritesi. 23 Teşri Nisani 1338 23 Kasım 1922 Perşembe günü Üstad Nursi Mustafa Kemal ve önde gelenlere görüşlerini bir mektupla iletir. Bu mektupta İki cihanda saadet ve muvaffakiyetinizi canı gönülden dileyen bu fakirin bir meselede 10 sözünü birkaç nasihatını dinlemenizi rica ediyorum demektedir. Alem İslam kahramanı Paşa Hazretlerine, ey Gazi Namdar, zat-ı aliniz hem muzaffer ordu hem muazzam meclisin şahsı manevisinin timsalisiniz deyip mektubunda görüşlerini 10 maddede özetlemiştir. Çünkü genel gidişat iyi değildir. Ve en başta İslam'ın direği olan namaz kılınmayıp ihmal edilmektedir. Bu durum Üstad Said Nursi'yi adeta çileden çıkarır. 1922 yılı 23 Kasım günü Mustafa Kemal ve Erkan'a yazdığı mektup safsaklandığı için Üstad'ın 1923 yılı 19 Ocak Perşembe günü yeniden tüm milletvekillerine bu mektubu ulaştırdığını çıkartabiliriz. Yani Üstad önce mektubu Mustafa Kemal ve en yakın adamlarına gönderiyor.
işin safsaklandığını düşündüğü için, bir sonuç çıkmadığı için tekrar aynı mektubu bütün milletvekillerine bastırıp dağıtıyor. 19 Ocak Perşembe 1923. Bu durum Mustafa Kemal'i çok öfkelendirir ve Divan-ı Riyaset'te 50-60 mebus içinde tartışırlar. Üstad daha bu mektubu tahsis edip kitabına koyduğunda girişteki takdir ve övgülü sözlerini çıkarmıştır. Üstad daha sonra bu mektubu tahsis edip tarihçiyata koyduğunda girişteki takdir ve övgülü sözleri çıkartmıştır. Çünkü Mustafa Kemal umduğu gibi çıkmamıştır. Mustafa Kemal'in başını çektiği birinci grup üyesi Şebin Karahisar mebusu Ali Surur Efendi 25 Kasım 1923 tarihli günlüğünde şahit olduğu kadar bu tartışmayı yazmıştır. İşte bu vakanın aslını Üstad Nursi'den dinleyelim. Hem Ankara'da Divan-ı Riyasetinde pek çok mebuslar varken Mustafa Kemal şiddetli bir hiddetle Divan-ı Riyasetine girip bana karşı bağırarak, demek ki başkanlık salonuna girdiğinde daha giri girmez üstada bağırdığını çıkarıyoruz. Seni buraya çağırdık ki bize yüksek fikir beyan edesin. Sen geldiğin namaza dair şeyler yazıp içimizi ihtilaf verdin. Ben de onun hiddetine karşı dedim. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur. Dehşetli bir put kırdım. Yani onun manevi kişiliğini kırdım. Buradaki put karşısındaki kişinin manevi kişiliğini temsil ediyor. Yani potmot değil yani. Hazır mebus dostlarım telaş ettikleri ve herhalde beni ezeceklerini tahmin ettikleri sırada bana karşı bir nevi terziye verip o mecliste hiddetini geri alması, adeta dehşetli bir kuvveti ve hakikati hissedip geri çekilmesi. İkinci gün, 20 Ocak 1923 Cuma günü, hususi riyaset odasında hücumat-ı sitte'nin birinci destesi içinde bulunan, mesela Ayasofya Camii Ehli Fazl ve Kemal'den İlahir cümlesinden başlayan ta ikinci desteye kadar 1 saat tamam ona söyledim. Birinci desteyi 1 saat, 1 saat birinci desteyi Cuma namazından önce 20 Ocak 1923 Cuma namazından önce birinci desteyi 1 saat kadar baş başa odasında, bu Divan-ı Riyaset'te değil, ikinci gün baş başa 1 saat kadar ders veriyor. Ona söyledim. Bütün hissiyatını ve prensibini rencide ettiğim halde bana ilişmemesi, hatta taltifime çok çalışması, şüphesiz ki Risale-i Nur'un ilerideki kahraman şakirtlerin şahsı manevisinin harika bir kuvveti ve Risale-i Nur'un parlak bir kerametidir. Emir dahi layıkası. Şeyh Sinusi Kürtçe lisanı bilmediğinden beni onun yerinde 300 lira maaşla, bu tartışmadan sonra rüşvet diyebileceğimiz, sus payı diyebileceğimiz, fakat 3-4 tane çok esaslı görev teklif ediyor. Doğu'ya 300 lira maaşla genel vaiz, vaizi umumi, hem mebus milletvekili, hem Diyanet Riyaseti Dairesi'nde Darül Hükmet azalarıyla beraber eski vazifemle memnun etmek. Yani Diyanet İşleri Yüksek Kurulu üyesi. Benim Van'da temelini attığım Medresetü Zehra ve Şark Darülfünun'a Sultan Reşad'ın verdiği 19 bin altın lira, 200 mebus içinde 163 mebusun imzasıyla 150 bin banknota iblağ ederek, dönüştürerek kabul edildiği halde, ayrıca 200 milletvekilinden 163'ün imzasıyla, Mustafa Kemal'in imzası var, 150 bin lira Van'daki Medet-i Zehra için imza atılıyor. Ben 5. Şua'nın aslının verdiği haberin bir kısmını, 5. Şua'daki verilen haberin bir kısmını orada bir adamda gördüm. Yani bu adamda gördüm. Mecburiyetle o çok ehemmiyetli vazifeleri bıraktım. Ve bu adamla başa çıkılmaz, mukabele edilmez diye dünyayı ve siyaseti ve hayat içtimaiyeyi terk edip yalnız imanı kurtarmak yolunda vaktimi sarf ettiğim şualar. Yani Said Nursi İslam Deccalı Süfyan hadislerini tevil edip değerlendirerek, onun siyaset ve maddi cihatla yenilmeyip
kaderi ilahinin onu muvaffak edeceğine inandığı için inanarak karşı koymayı terk edip Ankara'dan uzaklaşmaya karar verir. Bundan 12 sene evvel Ankara reisleri İngilizlere karşı Hutuvat Sitte namındaki mücahadatımı takdir edip beni oraya istediler. Yani bu sözler 1934'te. Gittim. Ankara'ya gittim. Gidişatları benim ihtiyarlık hissiyatıma uygun gelmedi. Bizimle çalış dediler. Dedim. Yeni Sait öteki dünyaya çalışmak istiyor. Sizinle çalışamaz fakat size de ilişemez. Bu da madalyonun bir yüzü. Deminki gerçeğin deruni psikolojik yüzü diyebiliriz. Fakat size de ilişmem diyor. Evet, ilişmedim ve ilişenlere de iştirak etmedim. Yani Şeyh Sait hadisi ve benzeri. Çünkü ananat-ı milliye-i İslamiye lehinde istimal edilebilir bir dehai askeriyi anane aleyhine çevirmeye mateessüf bir vesile oldu. Üstad hala Mustafa Kemal ile ilgili dönüş yapacağı umudunu korumaktadır bu satırlarda. Yani ne diyor? Milli aneler, İslami milli aneler lehinde kullanılabilir bir askeri dehayı İslami gelenek aleyhine çevirmemek için feragat ettim. Fakat bazılarının hareketleri o anane aleyhine çevirmeye mal teessüf vesile oldu. Demek ki Mustafa Kemal'in o hareketlerinde tahrik edici olarak bazı isyanların rol aldığını da düşünebiliriz. Evet, ben Ankara reislerinde Mustafa Kemal, Mustafa İsmet, Mustafa Fevzi ve benzeri hususan reisi cumhurda bir deha hissettim ve dedim. Demek ki Ankara reisleri dediğimiz insanlar bir deha ekibidir. Şaka değil yani. Bir deha hissettim ve dedim. Bu dehayı kuşkulandırmakla yani ananat aleyhine çevirmek caiz değildir. Üstad alabildiğine dikkatli hareket ediyor. Çünkü karşılarında bir dahiler grubu var. Bunları İslami geleneğe çevirmek, tekrar doğru yolu buldurmak için alabildiğine hassas davranıyor. Onun için ne kadar elimden gelmişse dünyalarından çekildim, karışmadım. Gerçeği hemen fark ediyor, gerçeği tespit ediyor ve ona göre olağanüstü bir dikkatle hareket ediyor. Sırtında yumurta küfesiyle hareket ediyor üstad. Tarihçi hayat. Yani mümkün oldukça ileriki vadede de olsa bunların İslam lehine dönmelerini, tekrar kendi kaynaklarına dönmelerini umut ediyor üstad. Üstad Ankara'dan 17 Nisan Salı 1923 ilk Ramazan günü Gebze treniyle hareket etmeden önce bu beyannameyi Mustafa Kemal'e muhalif Ali Şükrü Bey'in Tan matbaasında Hubab eserinin içinde Arapça bastırmıştır. Ali Şükrü Bey 27 Mart 1923'te kaçırılıp 3 Nisan'da Kavaklıdere'de bir bağ evi yakınında boğulmuş halde cenazesi bulunmuş. 1923 yılı 4 Nisan'da cenazesi Trabzon'a gönderildiği akşam Fail Topal Osman meclis kapısında idam edilmiştir. Üstad Bediüzzaman Ankara tas tamam 161 gün kalmıştır. Üstad Bediüzzaman Ankara'da tas tamam 161 gün kalmıştır.